28 Şubat mağduru imam arkadaşlarla birçok parti yöneticilerini ziyaret ettik. Size de kendi derdimizi, kendi yaşadığımız sıkıntılarımızı arz etmek istedik. Bu nezaketinizden, bu kabulünüzden dolayı, ilginizden dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz. Sorunumuzu şu şekilde arkadaşlar adına dile getiriyorum. Biz 97'de 12 imam arkadaş, özellikle Bingöl'de o süreçte sürgün yaşadık. Ben Amasya'ya, bazı arkadaşlarımız Samsun'a, Zonguldak'a, Sivas'a ve birçok bölgelere böyle bir sürgün yaşadık. Tabii biz o süreç içinde İdari Bölge Mahkemesi'ne dava açtığımızda avukatlarımız vasıtasıyla bize gelen netice bu tür MİT'in ve olağanüstü hal bölgesi ve mücavir illerde tavsiye kararına dahi mahkemenin açılmayacağı, dolayısıyla o davamız reddedildi ve 2000 yılında ise bizler Diyanet'ten gelen iki müfettiş kararıyla, onların görüşleri doğrultusunda itikadı, ibadeti, tavır ve davranışları İslam'a uygun olarak bilinme özelliğini kaybetmiş, bundan dolayı görevine son verildi diye bir yazıyla görevimize son verildi. Biz bunun hukuki mücadelesini verdiğimiz bütün alanlarda şimdiye kadar bir netice alamadık. AK Parti'nin bütün milletvekilleri ve bakanlarına bu sorun iletildi. Başta Bingöl'de bu mağduriyeti yaşayan ekser imam arkadaşlar, genelde ise 95 tane şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bekleyen dosyalarımız var. Olumlu veya da olumsuz, Eylül 2013'ten beri herhangi bir cevap da bize verilmedi. O mağduriyetimize mağduriyetler eklendi. Bu şekilde gerçekten mağdur olan birçok müderris arkadaşlarımız vardır. Hizmet etmek isteyen, ilmi çalışmalarını, Diyanet Teşkilatı içinde hizmetini sürdürmek isteyen arkadaşlarımız var. Gerçekten de mağdurdular. Biz bunu diğer partilere ilettiğimizde bir ilgi görmedik ama sizin şahsınızda bu sorunla ilgili alakanız, samiyetiniz bizi memnun etmiştir. İnşallah bu sorunla ilgili bizimle beraber olmanızı, bizimle beraber bu sorunumuzu, sıkıntımızı dile getirmenizi sizden talep ediyoruz. 28 Şubat'ın getirmiş olduğu travmaların ve mağduriyetlerin hala sürmesi manidardır. Gerçekten üzücüdür. İsterdik ki 28 Şubat sürecinde bugün mağdur edilen insanların mağduriyetlerinin giderilmesi yönündeydi. Hak ve hukukun tecelli etmesiydi. Ama maalesef Türkiye'de en çok mağduriyetler ve sorunlar hukuk ve adalet eksenli oluyor. Bu olayda da gördüğümüz gibi yine burada bir hak, hukuk ve adaletsizlik söz konusudur. Özellikle sizlerin yani bu dramınızın sürmesi bizde şu kuşkuları uyandırıyor. Nitekim Türkiye'de yıllardır, yüzyıllardır süre gelen bu sıkıntıların temelinde ötekileştirme, ayrıştırma, ayrımcılık yapma söz konusu. Hukuk ve adalet önünde herkese eşit muamelede bulunulmuyor. Herkese eşit şekilde adalet ve hukuk dağıtılmıyor. Ve nitekim 12 Eylül darbesinde, 60 darbesinde ve birçok darbelerde olduğu gibi 28 Şubat ve sonraki Balyoz darbeleri, işte Ayışır darbeleri vesaire. Bunlar gün gibi aşikarken ve o gün mütedeyyin, dindar, birçok memur, asker, öğretmen, diyanet personeli fişlendi. Sizin gibi görevli kardeşlerimizin bulunmuş oldukları ortamda hem çevreleriyle güzel münasebetlerin olduğunu ve yine görev yaptıkları camilerde gençlerimize, çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim, siyer ve ahlak derslerini verdiğinizi öğrenmiş olduk. Bütün bu özverili çalışmalarınız neticesinde maalesef devletten taltif almanız gerekirken, onurlandırılmanız gerekirken, sizleri daha bir üst makamlara layık görmeleri gerekirken maalesef devlet
o günkü ricali, devletin o günkü ricali, sizlerin bu özverili çalışmalarınızı onurlandırma ve taltif etme yerine cezalandırma yoluna gitmiştir. Biz Hür Dava Partisi olarak da inşallah şimdi geçmişte olduğu gibi gelecekte de birçok mağduriyetleri gündeme getireceğiz. Bu sıkıntılarla mücadele edeceğiz. Bu sorunların hali için üst makamlarda, girişlerde bulunacağız. Bizlere düşen bu hususta bir görev sorumluluğu ki vardır. Biz de üzerimize düşen sorumluluklarımızı inşallah yerine getirme gayretinde olacağız.